Belki işte Glasgow'u, COP26'yı hatırlayarak başlamakta fayda var. Aslında orada önemli bazı kararlar alınmıştı geçen sene. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği nedeniyle oluşacak sıcaklık artışını 1,5 derecede limitleme konusu aslında netleştirilmişti. Bunun dışında sizin de bahsettiğiniz gibi işte kömürden çıkış değil ama yani kömürün aşamalı olarak azaltımı konusunda bir karar vardı. Ve fosil yakıtları teşviklerinin de yine sonuçlandırılması konusunda bir karara varılmıştı. Dolayısıyla bu kararlar alındıktan sonra Mısır'da gerçekleşen COP27'nin aslında bir yol haritası, bu alınan kararlar için bir yol haritası çizmesi bekleniyordu. Yani bir uygulama kopu olarak görülüyordu. O açıdan değerlendirdiğimiz zaman, yani enerji başlığı altına baktığımız zaman aslında bir sonuca ulaşmadı sizin dediğiniz gibi. Bu zirve sırasında sadece kömürden değil, diğer fosil yakıtlardan da çıkışa dair bir takım taahhütlerin ya kademeli azaltılması ve 2050 itibariyle işte buradan tamamen çıkılmasına yönelik taahhütler verilmesine yönelik bir takım tartışmalar vardı. Bir yere varmadı bu tartışmalar. Onun dışında işte 2025 yılında emisyonların peak yapması yani zirveye ulaşması ve 2025 yılından sonra azaltılmasına dair taahhütlerin verilmesi yolunda bir takım tartışmalar vardı. Bunlar da sonuç bildirgesinde yer almadı. Sonuç bildirgesine baktığınız zaman orada dikkat çeken şöyle bir ayrıntı da var. Sadece yenilenebilir enerji değil, aynı zamanda düşük emisyonlu enerjinin de teşvik edileceği vurgulanıyor. Düşük emisyonlu dediğiniz zaman işte biraz daha gaz, emisyonu daha düşük olan doğal gaz veya işte bu CCS, karbon yakalama teknolojilerinin kullanıldığı fosil yakıtlar gibi farklı kaynaklar da gündeme geliyor. O açıdan baktığımız zaman yani enerji dönüşümü kapsamında baktığımız zaman aslında beklentilerin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü hedefimiz aynı, değişmedi. 1,5 derecelik bir sıcaklık artışı hedefi aynı. Ama geçen senede vurgulandığı gibi aslında yapılanlar bu hedefe varmak için yeterli değil. Ve bu aradaki fark da giderek açılıyor. Bu konuda da gerekli aksiyonlar alınmadığı, gerekli taahhütler verilmediği takdirde aslında bu 1,5 derecelik hedefte biraz gerçekçi olmaktan giderek uzaklaşacak. O anlamda çok tatmin edici değildi bana göre yani enerji dönüşümü başlığı altında bakacak olursak. Ama diğer başlıklarda hani önemli bir takım gelişmeler de oldu. Belki onlardan da bahsetmek gerekir. Bir kayıp hasar konusu vardı biliyorsunuz. Bu aynı zamanda bir Afrika kopu olarak düşünülüyordu. Yani iklim değişikliğinden aslında çok fazla etkilenen ama emisyon salımına katkı yapmayan gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinden kaynaklanan kayıplarının, hasarlarının karşılanması için bu COP önce bunu resmi gündeme aldılar Mısır'da. Daha sonra da bunun için bir fon oluşturulmasına karar verildi. Olumlu bir gelişme. Tabii ki bu fonu kimler finanse edecek? İşte zengin, gelişmiş ülkeler çünkü donör tabanını mümkün olduğu kadar genişletmeye çalışıyorlar. Ve kimler yararlanacak bundan? Tabii bu önümüzdeki sene yapılacak COP28'deki gündem konularından bir tanesi olacak. Ama böyle bir fonun oluşturma kararı verilmesi en azından olumlu. Bir de burada bir adil dönüşüm vurgusu vardı. Çünkü fosil yakıtlardan çıkışta bu çıkıştan olumsuz olarak etkilenecek olan sektörlerin, işte burada çalışacak insanların kayıplarının, zararlarının minimize edilmesi için bir takım çalışmalar yapılması gündemde. O yüzden adil ve eşit enerji dönüşümü vurgusu vardı. Bununla ilgili de işte bir bakanlar seviyesinde yanlış hatırlamıyorsam bir yuvarlak masa toplantısı yapılmasına karar verildi. Önümüzdeki seneki COP'tan önce bunlar daha olumlu olan gelişmeler olarak değerlendirilebilir.